Dinemesni bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 5 Aralık Perşembe. Radio Kassel'den Merhaba. Alman hükümeti entegrasyon sürecini hızlandırmak amacıyla entegrasyon kurslarını yeniden düzenlemeyi ve bu alandaki harcamalardan tasarruf sağlamayı planlıyor. Ancak bu önlemler eğitim ve danışmanlık kurumları tarafından ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Eleştirilerin temelinde planlanan değişikliğin özellikle dezavantajlı gruplar üzerinde olumsuz etkiler yaratacak olması yer alıyor. Özellikle kadınlara yönelik entegrasyon kurslarının süresi kısaltılacak. Dil testlerinde başarısız olanlara yönelik ek ders imkanları kaldırılacak ve çocuk bakım desteği gibi önemli hizmetler sınırlanacak. En önemli değişiklikler şunlar: Kadınlara yönelik Entegrasyon kursları 900 saatten 700 saate indirilecek. B1 dil seviyesine ulaşamayan katılımcılar ek ders talep edemeyecek. Çocuk bakımı ve ulaşım desteği gibi hizmetlerde kısıtlamalara gidilecek. Kararın şu sonuçlara sebep olacağından korkuluyor. Entegrasyon zorlaşacak. Özellikle özel desteğe ihtiyaç duyan kadınların eğitim sistemine katılımı daha da zorlaşacak ve bir dil seviyesine geçemeyenlerin iş gücü piyasasına girmesi neredeyse imkansız hale gelecek. Bu değişiklikler kadınların topluma entegrasyonunu zorlaştıracak ve onları geleneksel rollerine geri itebilecek bir toplumsal geri adım olacak düşük dil becerisi iş gücüne katılımı zorlaştıracak ve vatandaş parası eski adıyla Hartz 4 yardımına başvuranların sayısı artacak. Tepki ve eleştiriler ise şöyle. Planlanan değişiklikler sürdürülebilir entegrasyonu engelleyecek pedagojik açıdan bir felaket. Kesintiler ekonomi üzerinde ek bir yük olacak ve kurs odalarının doluluğu ile uzun bekleme listeleri oluşacak. Bu önlemler hassas grupların eğitime erişimini daha da zorlaştıracak ve katılımlarını engelleyecek. Hükümet entegrasyon kurslarının finansmanını sağlamak için geçici çözümler sunmayı planlasa da kurs sağlayıcıları ve katılımcılar için gelecekteki durum belirsizliğini koruyor. Bir barış çağrısı daha. Barış için spor ikonu artistik patronajcı Witt de destekçiler arasında. Zara Wagenknecht ve Alice Schwarza 36 destekçi ile birlikte Ukrayna Savaşı'nda acil ateşkes ve barış müzakereleri lehine yeni bir barış çağrısı yayınladı. 12'ye 1 dakika başlıklı çağrı Emma dergisinin internet sitesinde yayınlandı. Artistik patinajcı Katarina Witte, Wagenknecht ve Schwarzer'in çağrısını imzaladı. SPD üyeleri de destekçiler arasında yer aldı. Çağrının merkezi ifadeleri şöyle. Ukrayna'daki savaş Avrupa'da büyük bir çatışmaya dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya yönelik füze saldırılarına izin verme kararı, İngiltere ve Fransa tarafından atılan benzer adımlarla desteklenen tehlikeli bir tırmanışı tetikledi. Alman Taurus füzelerinin planlanan teslimatları Rusya tarafından bir savaş ilanı olarak yorumlanabilir ve Almanya ve Avrupa için potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğurabilir. İmzacılar Alman siyasetçilere gerilimi azaltma ateşkes ve barış müzakereleri lehinde birleşme çağrısında bulunuyor. Çağrıyı destekleyenler arasında Otto Schilly ve Oscar Lafontaine gibi siyasetçiler, Katerina Witt ve Yulise gibi sanatçılarla siyaset, sanat ve toplum dünyasından başka isimler de yer alıyor. Avrupa'da artan nükleer çatışma tehlikesine atıfta bulunan çağrı birlikte kaybetmeyi önlemek için savaşa son verilmesi gerektiğini vurgulayarak sona eriyor. Gemayn zames ferliren su ferhinden. Enerji içeceklerinde kafein çocuklar ve gençler için tehlike. Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'na göre çocukların ve gençlerin neredeyse üçte ikisi enerji içecekleri içiyor uzmanlar yüksek konsantrasyonlu kafein tehlikeleri konusunda uyarıyor. Enerji çiçekleri kafein, taurin ve şeker gibi maddeler içeriyor. Bunların kan basıncını yükselterek ve nabız hızınızı artırarak sinir sistemini uyandırdığı belirtiliyor. Vaat, performansta artış. ARD kanalının haberine göre Münih'teki LMU kliniğinde pediatrik kardiyolog olan Felix Oberhof'a bu konuda eleştirel bir bakış açısına sahip. Çocuklara ve ergenlere enerji içecekleri tüketmemeleri tavsiye edilmelidir diyor ve ekliyor. Özellikle kardiyosküler riskte artış varsa örneğin iyileşmiş kalp kası iltihabı, doğuştan kalp hatası hastalığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ya da obezite Varsa. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA'ya göre çocuklar ve ergenler günde vücut ağırlıklarının kilogram başına en fazla 3 miligram kafein tüketmeli. 250 miligramlık bir kutu enerji içeceği ortalama 80 miligram kafein içeriyor. Bu da 50 kilogram ağırlığındaki bir gencin iki kutu enerji içeceğiyle bu sınırı çoktan aştığı anlamına geliyor. Şekerli içeceklerin yüksek tüketimi kalpte ritim bozukluğuna, yüksek tansiyona ve kalp kasında hasar ayıralı açma tehlikesi taşıyor. Oberhofer'a göre enerji içeceklerinin alkol, diğer parti ilaçları spor ya da stresle birlikte tüketilmesi özellikle daha da tehlikeli. 2021 yılında Münihli kardiyolog çocukların ve ergenlerin iki gün boyunca enerji içecekleri veya kafeinsiz plasabo içecek tükettikleri bir çalışma yürüttü. Vücut ağırlığının kilogramı başına 3 mg kafein içeren gerçek içecek EFSA tarafından güvenli olarak sınıflandırılan maksimum günlük kafein dozunu içeriyordu. Bu kan basıncında önemli bir artış ve kalp ritminde bir değişiklik gösterdi. Pediatrik kardiyoloğa göre yüksek miktarda enerji içeceği tüketimi çarpıntıya, mide bağırsak sorunlarına ve uykusuzluğa yol açabiliyor. Çalışma bir sözlü ve yazılı sınava hazırlanan 16 yaşındaki bir kız öğrencinin ölümü üzerine başlatıldı. Kız çok az uyumuş ve performansını artırmak umuduyla çok miktarda enerji içeceği tüketmişti. Okulda sınıfta yere yığılmış, önce hayata döndürülmüş ancak daha sonra Felix Oberhofer'in kliniğinde ölmüştü. Kalp kasında fark edilemeyen bir iltihaplanma geçirdiği ortaya çıkmıştı. Peki Reşit olmayanlara enerji içeceği satışı yasaklanmalı mı? Doktorlar, tüketici örgütleri ve Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü BFR yıllardır çocukların ve gençlerin aşırı enerji içeceği tüketiminin kalp ve kan dolaşımı üzerinde yarattığı riskler konusunda uyarılarda bulunuyor. ARD kanalının haberine göre reşit olmayanlara enerji veren içeceklerin satışının yasaklanması için de çağrılar yapıldı. Diğer ülkelerin yanı sıra Litvanya ve Letonya'da hala hazırda reşit olmayanlara enerji içeceklerinin satışı yasak. Almanya'da geçiş döneminde beslenme adlı yurttaş konseyi ilkbaharda bir yaş sınırı getirilmesini önermişti. Eylül ayında Gıda ve Tarım Komitesi'nde yapılan bir uzman tartışmasında çok sayıda doktor yine bu yönde görüş bildirdi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasar'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünüş olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.